Evet havalar sıcak güneyde Akdeniz'de Antalya'da ama sonuçta sonbahardayız. Hazan mevsimindeyiz ve Hazan arabeskin de mevsimidir. Çok sık geçer arabesk şarkılarında başta Müslüm Gürses'in şarkıları olmak üzere. Hemen grafiğimizi alıyoruz ve 80'li yılların e, ne diyelim kadim ideolojisi dedim aslında. İdeoloji dışı bir ideoloji. ideoloji gibi olmayan anlatacağım. Bu son dönemde bir patlama yaşıyor. Spotify'da son iki senede Arabesk şarkılarında da ve bilhassa da Müslüm Gürses dinlemede 4 kat artış kaydedilmiş önemli bir gelişme. 80'lerle bugünleri mukayese düşüneceğiz. Arabestteki yükselişin esbabı mucibesi en önemli sebebi efendim aslında e, asıl temel sebebi biraz pandemiyle de ilgili. Şimdi canlandı kelimesini kullanırken aslında biraz yanlış yapıyoruz. Zaten 80'li yıllardan bu tarafa kendi kesimince dinlenen bilinen bir müzik. Çevreden merkeze doğru yayılan bir müzik. 1980'li yıllarda patlama yapmasının temel sebebi de o yıllarda artık kentleşmenin ama şehirlerin etrafındaki düzensiz kentleşmenin başlamış olması. Ben mesela öyle bir mahallede büyüdüm ve Arabesk'in başkenti diyebileceğimiz adına da yine o çevre periferi diyeceğimiz Hürriyet Mahallesi'nde kentleri kuşatan kitlelerin, sınıfların aslında bir üyesi olarak ve biz o zaman ideoloji gibi de bakmıyorduk. Belki pek çok insanı terörden vesaire bizim kuşaktan uzaklaştırmıştır da Arabesk bu yönüyle bakılırsa pek çok yönü var. Ama son dönemde yükselişin ben pandemiyle de ilgili olduğunu ve yeniden pandemi süreci sonrasında şehirlerdeki mutsuz azınlığın çok abartmayayım mutsuzluğu da ben Arabesk'in mutsuzluk. Keder vesaire verdiğini de düşünmüyorum. Bilakis bana hep yaşam sevinci azmi vermiştir. Ee, ama e, bu yorumunda ben olmaması gerektiğini düşünüyorum. Onu da sonunda söyleyeceğim. Şimdi çevrede birikmiş bir sınıfın sesiydi derken o solcu abileri, pos bıyıklı böyle abileri eleştirmekte hakikaten tam da yeridir. Çok klasik klişe söylemleri vardır. 80'lerin depolitizasyonu. Bu öyle bir şey değil. Devlet zaviyesinden bakarsanız 80'lerde evet darbe sonrasında devlet insanımızın, halkımızın, milletimizin politikayla pek iştigal etmesini istemiyordu ama fikren vardı. Kahvelerde konuşulurdu, çay ocaklarında konuşulurdu. Halk arasında herkes her zaman politika konuşa gelmiştir. Ama bu bir sınıfsal sesti ve aslında çevreden merkeze doğru bir hareketti. O dönemde solcular millete bakmadılar. Devlete baktılar. Devlet işte 80'leri depolitize etmek için böyle bir proje. Hayır. Halktan gelen bir projeyi anlamak için millete bakacaksınız. Arabesk'i o dönemde o yüzden anlamadılar. Arabesk'in yaşam enerjisini düşürdüğü iddiasına da kesinlikle katılmıyorum. Bir defa böyle düşünenler Arabesk'ten uzak durmalı. Zaten Arabesk'in enerjisi onlara uygun değildir. Herhalde doz falan değil. Hiçbir şekilde bulaşmasınlar. Muhtemelen bu son 4 yıl, 2 yıldaki artış, 4 kat artış da e, böyle düşünmeyenler zaviyesinden bakınca söz konusu oluyor. Çünkü arabes yaşam enerjisi düşürse niye izlesin, niye dinlesin özür dilerim genç. Özellikle de Z kuşağı çok ciddi bir patlama içinde onu da sonunda söyleyeceğim arabes noktasında. Şimdi şöyle bir e, yılların arabes uzmanı olarak öyle söyleyeyim. 81 sonrasında 85 senesi. Şöyle bir ayrım var efendim. En müşahhas örnek de bu noktada Bergen'dir. Janr derken bir türü kastediyorum. Arabesk'in alt türü olarak Bergen Arabesk'i diyelim. Şimdi e, kendi yaşantısındaki trajedisi, hayatındaki trajedi, anlattığı şarkılardaki trajediyi aşarsa ki Bergen'in hayatı öyle, önce Kezzapla e, işte... E, yüzüne kezzap dökülmüş, ardından öldürülmüş, şiddet mağduru olmuş bir kadın 80'li yılların başında. Dolayısıyla o noktadan sonra sanatını aşmış oluyor hakiki trajedisi ve bir sanatçı olarak da tabii değeri var ama Müslüm mesela öyle değil. Müslüm'ün babası annesini öldürmüş ama vaktiyle buna rağmen e, sanatı her daim önde olmuş, e, önde gelmiş bir e, sanatçımız. Diğer sanatçılarımız da tabii öyle Orhan Ferdi'yi anmadan olmaz, fon Ferdi, Orhan Müslüm ve diğer arabesk sanatçılarımız 80'lerin Fanatikleri yaşlandı diyoruz artık. Z kuşağı dinlemeye başladı artık e, arabeski. E, zamanında jiletler vesaire konuşulurdu. Eylemlere dökülürdü maalesef. Artık o dönem kalmadı. Uslandılar, akıllandılar. Jiletlerini de berberlere bağışladılar diyoruz artık. E, ve yeni nesillere şunu söyleyebilirim. Bu Spotify'daki artışla alakalı olarak. E, doz aşımı olmasın. Ölçüsünde dinleyin. Sizi yaşam enerjisinden veya üretimden e, alıkoyacak herhangi bir ee, sanatsal tüketim faaliyeti içine asla girmeyin. Sizi ne dinamik kılıyorsa, neyi seviyorsanız, ne size ruhen iyi geliyorsa. Çünkü müzik ruhun gıdasıdır. Öyle veya böyle arabes deyip küçümsendi yıllarca öyle olmadı anlaşıldı. Rock müzik de ona kalırsa İngiliz'de çevreden, periferiden merkeze doğru gitti ve aslında gönüllerde taht kurdu. Eğer dinleyecekseniz de ölçülü dinleyin. Eczabilimin de babası olan bir simyacı var. Paraselsus diyor ki Doz e, zehir ile ilacı ayıran dozdur. O yüzden arabest olsa başka bir şey de olsa dozunda dinlemek elzem mutlaka. Şimdi.